Amasyalılar, iklimi sıcağı, yazının sıcağı, kışının soğuğu Amasya'ya benzeyen, doğası Amasya'ya benzeyen, Amasya gibi bir şehzadeler kenti olan Manisa'dan, Manisalılardan hepinize selam getirdim, kabul buyurunuz. Bugün Amasya'da keyfimiz yerinde. Her görüştüğümüzde sizlere iyi günlerde görüşelim diyerek ayrılıyoruz. Bu sefer iyi bir günde sizinle birlikteyiz. Şüphesiz tarihi bir gün. Amasya tamiminin 105. yılı. Resmi törenlere de katılacağız. Ama burada defalarca geldiğim, onlarca geldiğim Amasya'da bu sefer sizlerin karşısına Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak çıkıyorum. Hepinizi selamlıyorum. Ve bugün Amasya'da 7 ilçeden 4'ünü kazanmış, Amasya Merkez Belediyesi'ni kazanmış, sevgili Turgay Sevindi'yi belediye başkanı yapmış, Amasya'da yüzleri güldürmüş, umutları arttırmış, Türkiye'de de 47 yıl sonra Atatürk'ün partisini birinci parti yapmış olmanın mutluluğu ve gururuyla karşınızdayız. Biz Amasya'ya defalarca geldik. Amasya'nın nasıl bir kent olduğunu biliyoruz. Elbette elma üreticisinin sorunlarını biliyoruz. Bugünlerde Amasya'da en çok tarımı yapılan ürünlerden bir tanesi olan buğday üreticisinin sıkıntılarını biliyoruz. 31 Mart seçimlerinde biz yerel seçim sırasında pek çok kente gittik. Turgay Başkan'ı da ara aradım. Dedim ki, başkanım ne yapalım, gelelim mi Amasya'ya? Anketler iyi görünüyor. Dedi ki, Amasya tamamdır. Siz daha çok katkı sağlamanız gereken, kazanmamızın daha zor göründüğü yerlere gidin. Amasya'da biz çalışalım. Ama Amasya'nın bir kulağı sizde. Emeklimiz çok, işsizimiz çok, çiftçimiz çok ve sorunlarımız çok. Böyle olunca siz emekliyi konuştukça Amasya memnun oluyor, destek artıyor. Çiftçinin sorunlarını konuştukça destek artıyor ve siz Amasya'da olsanız da olmasanız da Amasya can kulağıyla sizi dinliyor. Seçim döneminde son 15 gün kalaki ankette kesin sonucu görünce programı başka yerlere yaptık. Ama bugün sizlerle birlikte olmak, size merhaba demek, size teşekkür etmek bugüne nasip oldu. Sağ olun, var olun. 2 Haziran'da Rize'de çay mitingi yaptık. 14 Haziran'da Trakya'da, Tekirdağ'da buğday mitingi yapacağız. Türkiye 20 yıl önce 2.8 milyon çiftçisi olan bir ülkeyken bugün 2.3 milyon çiftçisi var. 20 yılda 20 milyon nüfus arttı, yarım milyon çiftçi eksildi. Normal şartlarda bir o kadar artması beklenirdi. Yani 2.8 milyon çiftçinin 3.2 milyon, 3.3 milyona çıkması gerekirken 2.3 milyona düşmüş. 20 yılda 500 bin azalmış, beklenenden 1 milyon azalmış. Bunun sebebi tarım ürünlerinde üretenin, emek verenin, toprağa alın teri dökenin alın terinin karşılığını alamamasıdır. Bugün Hollanda kadar 26 milyon dekar arazi AK Parti iktidarından önce ekilip dikiliyorken bugün
dikilememektedir. Türkiye dünyada ürettiği tarım ürünleriyle kendisine yeten bir ülkeyken şimdi tarım ürünleri ithalatı yapan, yurt dışında toprak kiralayan, kendi topraklarını ekmezken Afrika'da tarım yaparak karnını doyurmaya çalışan bir ülke haline gelmiştir. Bunun sebebi çiftçiye sahip çıkmaması, doğru destekleme projeleri yapmaması ve tarımı para kazanan değil, ekenin pişman olduğu, dikenin pişman olduğu ve her sene biraz daha kayıplarla banka borçlarının büyüdüğü bir ülke haline gelmemizdendir. Son bir yılda çiftçilerin bankalara olan borcu %88 artmıştır. Son bir yılda toplam borç 652 milyar TL'ye yükselmiştir. Türkiye'de toprakların dörtte biri ipotek altındadır. Ve maalesef Ziraat Bankası düşük faizli çiftçi kredileri vermesi gereken banka başkalarına kıyak krediler dağıtırken çiftçileri yabancı sermayeli özel bankaların kucağına doğru itmiş, toprakların dörtte biri yabancıların ipotek koyduğu hale gelmiştir. Çiftçimizin yaş ortalaması 57'dir, 57,5'tır. Yani çiftçimiz yaşlanmıştır. Gençlerimiz çiftçiliği bırakmıştır. Halen daha çiftçilik yapan her 4 gençten 3'ü önümüzdeki yıl bir fabrikada, bir madende, bir tersanede, bir gemide iş bulursam bir daha çiftçilik yapmam demektedir. Bu ülkeyi yönetenler, yönetenlere destek veren ittifak ortakları, Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, her meseleden bir beka sorunu tarif ederken ben bütün Türkiye'yi, Sayın Erdoğan'ı, Sayın Bahçeli'yi gerçek beka sorununu görmeye davet ediyorum. Bir ülkede çiftçi yaşı 57,5-58 ise 4 genç çiftçiden 3'ünün gözü madende, gözü gemide, tersanede, fabrikadaysa gerçek beka sorunu budur. Önümüzde açlık tehlikesi vardır, kıtlık tehlikesi vardır. Dışarıya avuç açmanın yarın dış ilişkilerde oluşan her krizin ülkede gıda krizine dönüşmesinin tehlikesi kapıdadır. Onun için yapılması gereken iş çiftçilerimizin desteklenmesidir. Aslında bununla ilgili 22. dönemde AKP iktidardayken CHP meclisin tek muhalefet partisiyken yapıcı muhalefetimizle ve verdiğimiz destekle çıkarılan kanunda çiftçilerin desteklemesi gayri safi milli hasılanın %1'i olarak belirlenmiştir. Yani eğer o günden bugüne Adalet ve Kalkınma Partisi birlikte çıkardığımız bu kanuna uysa çiftçilere bugüne kadar ödemesi gereken para 853 milyar TL'dir ama ödememiştir. Sadece geçen yıl çiftçilerimizin devletten alması gereken destek 178 milyardır ama verilen para bunun 1/5'idir. Bu sene gayri safi milli hasılanın %1'i verildiğinde çiftçilerin alması gereken para tam 431 milyardır. Ama bu iktidar 60 milyar vermeye çalışmaktadır. 350 milyar Türk çiftçisine nefes aldırır, borçları ödetir, faizleri kapatır ve ipoteklerden kurtarır. Ama bu parayı çiftçiye, köylüye değil de kur korumalı mevduata bu paranın 2 katını verenler, 3 katını verenler, bu paranın 2 katını hazineden, bu para kadar olanı da Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduata ödeyenler 2 milyon 300 bin çiftçimizi bankaların
insafına, bankaların haczine terk etmektedir. Bunun için yapılması gereken iş bellidir. Çiftçiye sahip çıkılacaktır. Ülkenin kurucusu gibi bakılacak, çiftçi milletin efendisi yapılacaktır. Bugün 105. yılında bulunduğumuz Amasya tamimini Cumhuriyet'in 101. yılında olan bu Cumhuriyet kentinde şu gerçeği görmeliyiz. Büyük bir vefasızlıkla karşı karşıyayız. Bu vefasızlık toplumun en önemli, en saygı duyulması gereken, en kırılgan kesimine yapılmaktadır. Yıllarca tarlalarda, fabrikalarda, tezgahlarda alın teri dökmüş, dirsek çürütmüş, göz nurunu akıtmış emeklilerimiz bugün ülkenin sırtında yük görülmektedir. En düşük emekli maaşı 10 bin liradır. Bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretken, yani bugünkü parayla 26 bin lirayken ve Temmuz'da da zam alacakken şu anda 10 bin liradır. Geçmişte 8 çeyrek altın alan maaş bugün 2,5 çeyrek altın almaktadır. Her emekli bir kez değil her ay 5,5 çeyrek altın kayıptadır, zarardadır. Bunun için çare önce en düşük emekli maaşını bir asgari ücrete çıkarmak, zaman içinde 1,5 asgari ücrete çıkarıp emeklinin yaşadığı yoksulluktan emekliyi kurtarmaktır. Dün Sayın Erdoğan'la bir araya geldiğimizde emeklilerin maaşının derhal asgari ücrete çıkarılması gerektiğini, asgari ücrete de bu ay sonunda enflasyon iyileştirmesi yapılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 17 liralık çay fiyatının 25 liraya çıkarılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 9,25 liralık buğday fiyatının 15 liraya çıkarılması gerektiğini Sayın Erdoğan'a ifade ettim. Kaynak mı arıyorsunuz? Kaynağı birlikte bulalım dedim. CHP olsa böyle yapmaz. 100 liralık verginin 65 lirasını dolaylı vergiden, elektrikten, sudan, mazottan, benzinden, çaydan, şekerden, sigaradan toplamaz. Dolaylı vergi fabrikatörle fabrikanın bekçisine aynı vergiyi verdirmektir. %68 vergi böyle toplanmaktadır. %21 de hepimizin aldığı maaşlardan gelir vergisi olarak kesilmektedir. %89. Geriye %11 kimin verdiği vergidir? Zenginlerin verdiği. %11 çok para kazananların, servet sahiplerinin verdiği vergidir. Aslında adaletli vergi tam tersi olmalıdır. %90'ı kazananlar vermelidir. %10 çalışanların maaşından gelir vergisi kesilmelidir. Çok kazanandan çok, az kazanandan az, hiç kazanmayandan hiç vergi alınmamalıdır. Biz adaletli bir vergi sistemi için Sayın Erdoğan'a dün teklifimizi sunduk. Partimizin 3 değerli ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek'le bir araya gelecek. Vergide adalet önerimizi somutlaştıracak. Ardından mecliste hiçbir parti, hiçbir vatandaşın temsilcisi dışlanmadan meclisin çalıştırılması, adaletli bir vergi sistemine geçilmesi, emekli maaşına, asgari ücrete ve tarım ürünlerine zam verilmesi, bu yoksulluğun çaresinin çözülmesi istenmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partidir. O ki Cumhuriyet için kimse sizlerin kimsesi demiştir. İşte birilerinin hor gördüğü emeklinin, zam yapmadan Temmuz'u geçirelim diyen
asgari, denen asgari ücretlerin, çaycının, elma üreticisinin, buğday üreticisinin, üzüm üreticisinin, fındık, narenciye üreticisinin, pamuk, karpuz üreticisinin dostu, o kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet'tir. Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Buradan bütün siyasi liderlere, bütün siyasi partilere sesleniyoruz. Biz Cumhuriyet'in meclisi isek, bu milletin meclisi isek, bir avuç zengin için değil, bu meydanları dolduranlar için, bu maaşıyla ay ortasını getiremeyenler için, bu evladını okutamayanlar, karnını doyuramayanlar için bir şey yapmak zorundayız. Cumhuriyet halk için vardır, millet için vardır, onların yüzünü güldürmek için vardır. Artık zamandır biz emeklimizin ve emekçimizin, esnafımızın ve çiftçimizin yüzünü güldürmek için tüm siyasi partilere, başta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne elimizi uzatıyoruz. Bu el emekten, emekliden ve emekçiden yana olan bir eldir. Bu eli havada bırakmayın. Bir kez daha Amasya'yla örgütümüzü, 7 ilçedeki örgütümüzü, bilhassa 4 belediyeyi kazanan ilçe örgütlerimizi, il başkanımızı, yöneticilerimizi, bu seçimleri kazanan 3'er dönemdir CHP belediyeciliğini oralarda artık tescilleyen Merzifon ve Gümüşhacıköy belediye başkanlarımızı, merkez belediye başkanımızı ve Taşova belediye başkanımızı yürekten kutluyorum. Belediye başkanlarımızı örgütümüzü kendilerine ve güzel Amasya'yı belediye başkanlarımıza emanet ediyorum. Cumhuriyet kenti Amasya'yı Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.